İkisi kenar bir üçgenin eşit kenarlarının yükseklikleri eşittir. O yüzden hc böyle bt'ye eşit olur arkadaşlar. Hemen şimdi bd'yi 8 3 verdiği için 60'ın karşısı buradan 90'ın karşısı 8 ise 4 3 60'ın karşısı da 12 oldu. Dediğim gibi yükseklikleri aynı olduğu için HD ve bc birbirine eşit böylece 12 oldu sorunun cevabı e şıkkı. 45 derece varsa, kütkül bir şey varsa işin içinde bir hemen karşısından indirmeliyiz. Böylece bakın 45, 45, 90 üçgen 7. Şuraya T desem, TD de 7. Bu arada tabii ki ikizkenar bir üçgende tabana inendik. Tabanı 2'ye böler. Dolayısıyla 7, 4 daha 11. BT de 11 olmalı. Bundan dolayı artık şuradaki BD uzunluğu 11, 7 daha 18. C şıkkı oldu. 50 olduğu için ikiz kenar üçgen 65, 65 olacak. Bak buraya 45 kalacak. Yine burası da 45. O zaman 6, 6. 6 kök 2 oldu. C şıkkı. Bence ben bu soruda arkadaşlar şöyle bir hamle yapayım. Bunu ayrıca bir çizeyim bakın şöyle. Şimdi burası A, B, A olsun. Sonra şöyle bir BAD olsun. Bunlar birbirine eşitmiş. Sonra işte şurası da C Buradan daha iyi görürüz bence. Çünkü orada şekil karışıyor. Şimdi burası 2 alfa. Sonra burası alfa verilmiş arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. 6 kök 2. 6 kök 2. Burası da 8. Benden BC uzunluğunu istiyor değil mi? Binanın yüksekliğini istiyor. Şimdi bir kere 2 alfa olduğu için burası 90 eksi alfa. 90 eksi alfa ikizkenar kenar üçgen. Sonra arkadaşlar dikkat. Şuraya teta desen. Teta artı alfa 90 eksi alfa. Böylece teta da buradan 90 eksi 2 alfa yapmaz mı? Haliyle topladığınızda bak burası 90 derece oldu. Hemen ikiz kenar üçgende tabana dik indiriyorum. Çünkü uzunluk verilmiş 4 4. E böylece burası artık arkadaşlar bize 6 kök verildiği için 72. Hatta şöyle yapalım ökleti burada yapayım. 72 altı kök karesi. Kendisine yakın olan parça 4. Tabanın tamamı BC uzunluğu böylece BC 18 oldu. Burada da arkadaşlar BC uzunluğu yükseklik olduğu için burası 18. 3 de buradan 21 yaptı D şıkkı. Tabana inendik. Tabanı 2'ye böldüğü için arkadaşlar aynı zamanda bu bir ikizkenar üçgendir. Haliyle B açısıyla C açısı eşit olacak. Bu bir. İkincisi bir dik üçgende açı sorusunda muhteşem üçlüyü unutmamak lazım. Böylece bakın DHHC ve DC birbirine eşit olur. Eşkenar üçgen geldi kendiliğinden. C açısı toplamda da 60 artı 8'den 68 oldu. Haliyle arkadaşlar B açısı da 68 olacak. 30-60-90 üçgeninden dolayı DBC açısı 30 ise X'e de 38 kalır D şıkkı. İkiz kenar bir üçgende tabandan yan kenarlara indirilen diklerin toplamı bu eşit kenarların yüksekliğine eşittir. Dolayısıyla 4 köküç olacak. 4 kökü 3 olduğu için de AB de 8 olduğuna göre 64'ten 48 çıktı 16. Yani burası 4 oldu. Aslında 30 60 90 üçgeniymiş. Bu üçgen AHB üçgeni. E haliyle arkadaşlar ikizkenar üçgen taban açıları da mecburen 60 60 olacak. Demek ki x'e 30 kaldı B şıkkı. Şimdi ikizkenar üçgenlerde tabana dikindirdiğinizde işinize yaramazsa o zaman Dik üçgenlerde biraz fazla olduğu için alfa beta 90 yapın bakın. Alfa artı beta 90 derece olduğu için. Şimdi şu CDE üçgeninde D açısı arkadaşlar ne olacaktır? Yine mecburen beta olacaktır. Ters açıdan F açısı da beta bak. ikizkenar üçgen oldu. İkizkenar üçgende taban verildiyse tabana dik indiririm. 6 6. Şöyle bakın bir dikdörtgen çıktı ortaya. 6 5 daha 11 x b şıkkı. İkizkenar üçgende eşit kenarların yükseklikleri eşittir. Eğer böyle bir geniş açılı üçgense haliyle AB'ye inen daha doğrusu AC'ye inen dik arkadaşlar tabii ki B köşesinden olan BH olur. Bu mantıkla yine AB'ye inen dik nereden inecek? C köşesinden. O zaman böyle çekeceğiz ve bu da dört kök olacak. Çünkü yükseklikler aynıydı ikizkenar üçgende. Haliyle 30'un karşısı dört kök ise 60'ın karşısı 12 olur. 90'ın karşısı soruluyor. 8 köküç olur. D şıkkı. Şimdi bu şekilde bakın açı ortay varsa bir de dikindirdiyse arkadaşlar orada ben ikiz kenar üçgene tamamlarım. Yani burada görüntü olarak çok benzemiyor ama şu AE'yi uzattığınız zaman şöyle bir CP kenarı AC kenarına eşit olacaktır. Aynı şekilde şurada da yapalım. Burada da bakın yine açı ortay yükseklikse bunu tamamlarsanız aslında şöyle bir BT uzunluğuyla buradaki AB uzunluğu birbirine eşit olur. Şimdi çevre ABC 46 verilmiş. Buraya X diyelim, buraya Y, buraya da Z diyelim arkadaşlar. Şimdi bizden DE'yi istiyor. Bakın X artı Y artı Z 46 olduğuna göre o zaman burada da TP uzunluğu. X artı Y artı Z olacak 46. Bir de arkadaşlar tabii ki yükseklik aynı zamanda ikizkenar üçgende kenar, kenar ortaydır. Haliyle burada DE orta noktaların birleşimi orta taban yarısı oldu. DE uzunluğu 23. A şıkkı. Sınavda sorulacağını zannetmiyorum. Hani büyük bir beklentiye sokmayayım size ama. 15-75-90 üçgeninin kenar özelliklerini çok kullanmıyoruz aslında. Bazen böyle kitaplarda çıkınca kullanıyoruz. Şimdi önce ben bir bildiğimden gideyim. Sonuç itibariyle burası 60 derece olduğu için karşısından dik indiririm ki 30'un karşısı kök 6, 60'ın karşısı kök 18. Yani 3 kök 2, 3 kök 2. Burası da böylece kök 36'dan 6 olsun. Şimdi bakalım büyük üçgene. Şöyle indirdiğimiz zaman arkadaşlar burası 15 derece, burası 15 derece. Kök 6, 15'in karşısı kök 6 ise 90'ın karşısı arkadaşlar bunun kök 2 artı kök 6 katıdır. Yani kök 6'yı kök 2 artı kök 6 ile çarparsak 6 artı kök 12, 6 artı 2 kök 3 olur. Şimdi 6 artı 2 kök 3 buradaki AB'nin tamamı tabii ki 6'yı çıkardığımız zaman 2 kök 3 oldu arkadaşlar cevap. XAD oldu yani buradan da cevap şıkkı D. İşin içinde açı olduğu için bir de bu soru tabii diğerlerinden biraz daha farklı zor değil mi? O yüzden ekstra bir şey düşünmem gerekiyor. Şöyle bir alfa kadar buradan ikizkenar üçgen yapıyorum. Maksata daha doğrusu alfa kadar koparmak değil. Muhteşem üçlü yapıyorum kısacası. 5 kök 2. Burası 5 kök 2. 2 iç bir dıştan bak. 2 alfa gördünüz mü? Kendiliğinden bir eşke ikiskenir üçgen geldi. Şu ad. Buraya da harf vereyim. P üçgeni ikizkenar bir üçgen oldu. Sonra arkadaşlar. Burası zaten çok işimize yaramayacak. 90 eksi alfa, 90 eksi alfa yazalım bırakalım. Şimdi artık ne yapmalıyız arkadaşlar? İkiz kenar bir üçgen olduğu için tabana dik indiriyorum. Tabii ki ABP B, P 5 kökü olduğu için 4 kök 2 olur. 2 kök 2, 2 kök 2 yapar. Şimdi kenarda üçgeni bir daha çizeyim isterseniz. Şöyle bir dik üçgen. Bakın şuraya T diyeceğim. AT uzunluğu arkadaşlar 5 kök 2, 2 kök 2 daha. 7 kök 2 ve burası 90 derece. Tamamı da zaten kaçtı? 10 kök 2 idi. Benden x'i istiyor. Öklit kendisine yakın olan parça çarpı tabanın tamamı. Böylece 70 çarpı 2 140 45 çarpı 4 şey 35 çarpı 4 x eşittir 2 kök 35 oldu. B şıkkı.